pek hazırsın. Dur bakayım. Fena değil. Demek babamın bedeni robot bedeniymiş. Peki yüzümü nasıl halledeceğiz? İlk bakışta robot olduğum anlaşılmaz mı? Evet, doğru söylüyorsun. Ne yapsak acaba? Şu gözlüğü tak bakayım. Kurtarmadı ya. Şu şapkayı da takalım. Şimdi ne oldu? Bu gözlük denen şey çok kötü bir şey. Hiçbir şey göremiyorum. Her şey simsiyah görünüyor. Simsiyah görmen gayet normal. Çünkü bu güneş gözlüğü. Şimdi nasıl oldum? Harika oldum. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ama kayısı bir meyve türüdür. Kayısılar elbise giyemez ki. Yoksa Şam'daki kayısılar elbise mi giyiyorlar? Hadi hadi sen şimdi bu iyi bırak da hadi yürü okula geç. Kalacağız ama planımız kusursuz olmalı. Dur bir dakika. Açıldı. Seni burada bekleyeceğim. Yavaş konuş ya, duyacaklar. Ben haşlığımı alıp geliyorum. Anlaşıldı. Anne ben gidiyorum. Tamam yavrum hadi. İyi dersler bebeğim, güle güle. Ne bekliyorsun oğlum? Hadi geç kalacaksın. Hadi Allah zihin açıklığı versin bebeğim. Allah zihin açıklığı versin de senin de başka bir şey vermen gerekmiyor mu? Anlaşıldı. Yürü, yürü küçük bey, yürü. Burada durmam çok sakıncalı. Aileden biri görebilir. En iyisi apartman girişinde beklemek. Gene gidiveriyorsun lan. Defteri kıyafet giymişsin. Hava almaya çıktım İsmail efendi. Çok gizli bir görevim var. Amanın gizli mi? O yüzden böyle giydin lan. Acan casus gibi. Hani vardı ya kaç sıfırlı bir şey vardı. Neydi o? 007 James Bond. Benden çok yaşayacaksın lan. Onun gibi olmuşsun. Teşekkür ederim İsmail efendi. Bir şey değil. Bana bak İsmail efendi. Çok gizli bir görevim var. Beni tutma. Sen de beni görmedin. Sakın unutma. Tamam gelme lan gelme. Su tutarım valla bazı denek olursun ha. Tamam görmedik Allah Allah. Ne geliyorsun üstüme üstüme. Hadi hoşça kal. İyi ya hadi. Güle güle. Görmediymiş. Ulan alacağım donu bir de sıkıvereceksin contalarına ha. Umutcan, okulun önünde satılan o abur cuburlardan sakın alma oğlum, tamam mı? Bak, midem bozulur bebeğim, tamam mı? Merak etme anne, istesem de alamam. Niye? Çünkü verdiğim para yetmiyor. Yeter, yeter, hadi. Aman Umutcan, al, yürü. Anne, muah, muah. Hadi güle güle, geveze. Kapıyı çarpma. Hadi yürü Babür. Babür? Babür! Eyvah!
matematiksel olarak 1267 adım ileri doğru yürüdüm. Sonra 1268 adım sağa döndüm. 1295 adımda sola döndüm. Daha sonra 348 adım atıp tekrar sola döndüm. Ve düz bir alanda 671 adım yürüdüm. Bu şekilde aynen geri dönersem evi herhalde bulabilirim. Bu taraftan. Of, burada da yok. Babür! Ay Allah'ım, nereye kayboldu bu robot anlamadım. Yine iş yaptıracaksın diye saklanmış olmasın sakın. Yok canım, Babür öyle şey yapmaz anne. Babür! Babür! Neredesen çık saklanma. Artık sana iş yaptırmayacağız. Evdeki bütün işleri Melek yapacak. Turgut'un ceketinden sonra şimdi de Babür kayıp. Bu evde bugün tuhaf bir şeyler oluyor ama anlamadım. Kaçıp gitmiş olmasın sakın. Yok canım, niye kaçsın? Yani sebep yok. Tabii, evdeki bütün işleri ona yaptırıyorsun diye kaçıp gitti herhalde. Yani bizi terk etmiş olsaydı en azından bir mektup falan bırakırdı anne. Böyle bir kural mı var? Ne yani? Tabii, kaçıp gitti, canını kurtardı. Daha ne yapsın? Alo. Evet, buyurun, ben Melek. Merhaba. Gelmedi mi? Bizi mi çağırmıştınız? Tamam, teşekkür ederim. Size de iyi günler. Ne olmuş? Kimdi arayan? Dinlemiyordun kızım, söylesene, bir şeyler konuşsana. Kimdi arayan, söylesene. Umutcan'ın öğretmeni anne. Umutcan bugün okula gitmemiş. Üstelik öğretmen bizlerden birini bugün okulda görüşmek için çağırmış ama Umutcan bize bunu söylemedi. Umutcan okula gitmemiş mi? Peki okulda değilse nerede bu çocuk? Bir bilsem. Ya başına bir şey geldiyse anne? Sakın torunumu çocuk mafyası kaçırmış olmasın. Ay Allah korusun anne. Aklına böyle şeyler getirme. Bir şey olmamıştır. Babür de ortada yok. Bunlar kesin beraberler. Tabii. Ne acaba? Geldi. Neredesin? Merhaba anne. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hay Allah. Siz miydiniz gelen? Ne o? Bizi gördüğünüzde pek sevinmediniz galiba. Ay, Umutcan sanmıştık sizi. Neyse, hoş geldiniz evladım. Hoş bulduk efendim. Anne? Hı? Anne sen ağlıyor musun? Yok, sen? Yok kızım, niye ağlayayım? Ağlamıyorum. Ay yine ne oldu bu evde Allah aşkına ya? Umutcan, bugün okula gitmemiş Çağla. Hala da eve dönmedi. Ne var bunda ağlayacak? Ki eskiden biz de okulu kırardık. Değil mi Serkan? Ama Umutcan'dan başka Babür de yok. Ne, Babür de mi yok? Saat kaç oldu, hala eve gelmedi. Kesin başına bir şey geldi bu çocuğun, kesin. Yok yok, bu kadar telaş etmeyin. Bir yerden çıkar elbette. Yok, başına bir şey geldi bunun. Çağla, polisi arayalım. Anne, abartma. Arayalım kızım, arayalım. Ay anneciğim, daha erken ki her an gelebilirler yani. Abartma lütfen. Hadi biraz daha bekleyelim, tamam mı? Tamam.
birazcık sakin ol bak. 10 dakikaya kadar gelmezse polise haber veririz, tamam mı? Değil mi? Hiç böyle yapmazdım. Yani belki bir arkadaşına falan gitmiştir Melek Hanım teyzeciğim. Yok çocuğum, yok. Gitmemişti. Tamam kızım, sağ ol. Öğretmeni aradı bugün. Dedi ki velisini çağırdım okula, söylemedi mi size? Söylemedi, korkup evden kaçtı herhalde. Ah yavrum, gitti. Ay bir dönse hemen affedeceğim ve çıkartmayacağım. Anne. Ay bir su getir bana. Tamam anne. Ay tamam, dur. Ay. Oh. Ay. Oğlum. Bakalım içeride başımıza neler gelecek. Canım yavrum. Bir gelse ona hiç, hiç ama hiç kızmayacağım. Yeter ki gelsin. Allah'ım ne olur ona bir şey olmuş olmasın. Bence artık daha fazla beklemenin bir anlamı kalmadı. 155'i arayalım. Ara şunu Serkan ya. Ara evladım. Ah! Ah! Umutcan! Neredesin sen lan? Neredesin? Bir güzel döveyim de seni. Gör bakalım bizi meraklandırmayı. Babür, bu ne hal böyle? Her şeyi anlatacağım anne, tamam. Her şeyi anlatacakmış. Akşam babanın şikayet edeyim de gör bakalım sen. Bir hafta açlık falan yok sana. Girin içeri, girin. Seveyim mi, döveyim mi şaşırdım. Gir, sen de eşek kadar robot. Esaslı bir tokadı hak ettin Umutcan aslında ama.